Artebella Kola Ebru boyalarıyla 4 renk battal atacağız. Bülbül yuvası ve şal ebrusu çalışacağız. Evet, ilk önce mor rengimizi atıyoruz. Zaten battal atmayı öğrendik. Bülbül yuvası yapmayı da öğrendik. Mor çalıştık. Daha sonra mavi. Mavi renk atalım. Battal renklerimizi bir görelim. Evet. Daha sonra yeşil ve en son sarı rengimizi atalım. Evet. Bir battalımızı, battal ebrumuzu bir görelim. Yüzeye kağıdımızı bırakıyoruz. Biz yardımıyla teknenin kenarına sürterek çekiyoruz. Evet, bakın renklerimiz bu şekilde olacak. İlk önce bülbül yuvası çalışacağız. Daha sonra şal ebrusu. Evet. Tekne yüzeyindeki boyaları alıyoruz. Temizliyoruz teknemizi. Artebella Kola Ebru boyalarını çalışırken herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Zaten hazır jel ve itinalı hazırlanmış toprak boyalardan hazırlanmış boyalarımız bize yeterince yardımcı oluyor. Evet, mor rengimizi atıyoruz. Daha sonra mavi rengi. Mor rengi biraz sıkmadan, fırçadan boyayı fazla boşaltmadan attım. Şimdi maviyi biraz daha küçük atacağız. Neden? Bülbül yuvasını çünkü böyle çalışabiliyorduk. Evet. Yeşil rengi biraz daha sıkacağız. Boyamızı her seferinde karıştırıyoruz. Evet, biraz daha küçük atımlar yapacağız. Tabi sarı biraz daha küçük olacak. O zaman bülbül yuvası çalışmak daha keyifli oluyor. Evet. Bakın tamamen kendiniz ayarlayabiliyorsunuz boya atımlarını. Evet. Bakalım bu çalışmada nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ben de merak ediyorum. Evet. Tekrar yuvarlaklarımızı oluşturuyoruz. Ve ters yönde çalışıyoruz. Sonra da su üzerindeki boyamızı almak üzere kağıdımızı suyun yüzeyine yatırıyoruz. Evet. Bu dört renkle de bülbül yuvasını bu şekilde çalışabiliyoruz. Şimdi beraberce şal ebrusunu çalışalım.
Şalay brus da çok zevkli. Onun hakkında da şimdi bilgi vereceğim. Aynı renkleri tekrardan atıyoruz. Battal çalışıyoruz ilk önce. Daha sonra gelgit ebrusu yapıp sonra onun üzerinden şal ebrusu çalışacağız. Evet, mor attık. Mavi. Su yüzeyinde boyaların ne kadar güzel yayıldığını ve suyun yüzeyinde ne gözüküyorsa aynısının ebru kağıdımıza çıktığını beraberce görebiliyoruz. Evet. Bir de sarı rengimiz kaldı. Sarı rengimizi de atalım. Ve daha sonra gelgit ebrusu çalışacağız. Evet. Gelgit ebrusunu çalışıyoruz. Gelgit ebrusu yaptıktan sonra bizi kullanarak rastgele karıştıracağız teknemizdeki boyaları. Evet. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Daha şık bir görüntü çıkar diye umut ediyorum. Daha sonra beyaz renk boyamızı alarak üzerine mercimek büyüklüğünde atımlar yapacağız. Tabii biz küçük atımları nasıl yapıyorduk? Fırçamızdaki boyayı iyice sıkıyoruz. Az boya yükledikten sonra fırçamıza uzaktan serperek fazla doldurmadan atımlar yapıyoruz. Evet, bakalım şal ebrumuz nasıl çıkacak? Evet. Evet, gördüğünüz gibi bu renklerle çalıştığımız şal ebrusu. Şimdi teknemizi tekrardan temizleyip 4 farklı renkle aynı çalışmaları tekrar edelim ki pratik yapmış olalım. Evet. Şimdi kullanacağımız renkler mavi, yeşil, kırmızı ve sarı. Evet, önce mavi rengimizi atıyoruz. İlk önce mavi rengimizi atıyoruz. Evet. Daha sonra kırmızı. Önce bir battalı görelim. Yeşil. Yeşil rengimizi de atalım. Daha sonra sarı rengimizi atalım. Dikkat ederseniz hiç renk kaymaları, efendim renkte bozulmalar, değişik sonuçlar elde etmiyoruz. Bunun tek bir sebebi var. O da bir kere boya ayarlarının düzgün yapılması. Artı
Bir de elimizle sıktığımız şu boyalarımızın orantılı olarak el ayarıyla cam kavanozlara bırakılması. Bakın. Şimdi bu dört renkle battalı bir görelim bakalım nasıl çıkmış. Evet çok güzel. Çok canlı. Güzel renkler. Teknemizi tekrar temizleyip aynı renklerle bülbül yuvası yapalım. Umarım bizim hazırladığımız bu çalışmalar, size sunduğumuz bu çalışmalar Ebru yapımında sizi biraz heveslendirir. Evet. Mavi atıyoruz. Mavi. Kırmızı. Kırmızı. Yeşil. Ve sarı. Battal attıktan sonra bu dört rengimizle evet bülbül yuvası çalışıyoruz. Su yüzeyinde aynı yönde 6 tane yuvarlak halka oluşturuyoruz. Daha sonra onlara denk gelen o orta boşluklarını ters yönde çalışıyoruz. Evet bu renklerle de bu dört rengimizle de bakalım bülbül yuvası nasıl çıkacak? Kağıda düşümü nasıl olacak? Evet. Evet. Şimdi teknemizi temizleyip bu dört renkle şal ebrusu çalışalım. Dikkat ederseniz tüm çekimlerimiz boyunca hazır jelimizi, aynı hazır jeli kullandım. Bunu özellikle yaptım. Hazır jelin rengi hafiften değişse bile çalışmaları aynı netlikte, aynı güzellikte bize sunuyor. Evet. Şimdi tekrardan mavi rengimizi atıyoruz. Kırmızı rengimizle devam ediyoruz. Yeşil. Ve sarı. Şimdi bu renklerle şal ebrusunu tekrar edelim. Bu canlı renkler umarım hoşunuza gitmiştir. Şal ebrusunda ne yapıyorduk? İlk önce gelgit battal atıyorduk. Gelgit ebrusu yapıp daha sonra üzerine rastgele karıştırarak şekiller oluşturuyorduk. Daha sonra da
İstersek içindeki ton bir renkle veyahut da ben beyaz tercih ettim. Beyaz renk serpebiliyoruz. Evet. Biraz fırçamızı yukarıdan tutarak serpme işlemini yapıyoruz. Evet, bu renklerle de çok şık gözüküyor. Ebru kağıdımızı tekrardan çalışmamızın üzerine, suyun yüzeyine bırakıyoruz. Tabi bırakırken kağıdı atmıyoruz. Hava kabarcıkları oluşmasını istemiyoruz çünkü. Evet. Bu dört rengimizle de şal ebrusunu bu şekilde size gösterebiliyoruz.